Herkese merhaba, kanalıma köşe ve kalbime hoş geldiniz canım arkadaşlarım. Yazın dizileri izleyemiyoruz, çekemiyoruz, ara verdik ama bana sürekli vlog çeksene dediniz. Yani umarım devam ederim, girizgahı yapıyorum ama nasıl işleyecek bilmiyorum. Bu vlogda neden çekmek istiyorum size onu söyleyeyim. Samos değil, neredeydik? Sakız Adası'na gidiyoruz. Sakız Adası Yunanistan'ın en bize yakın olan adası. Çeşme'den 20 dakikalık 30 dakikalık feribotlarla geçiyorsunuz. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız da 2 ay önce Yunanistan vizesini almıştım. 2 yıllık çıktı. Sif daha bugüneymiş çünkü geçen ay gidecektik. Arkadaşlardan bir son dakika vizesini olmadı. Arkadaşları çekmeyeceğim bu arada. Özel hayat ihlali yapmamı istemiyorlar. Telif atacağız dediler. Benimle ve etrafla birlikte size olabildiğince elimden geldiğince hem kültürünü hem de beraber keşfedelim, bildiklerimi anlatayım. Ay çok özlemişim size konuşmayı. Şimdi size öncelikle bir bilgi vereyim. Sakız Adası Yunanistan'ın en büyük 5. adası. Biliyorsunuz bizim bu savaştan sonra bazı adalar Yunanistan'a verildi. İşte Gökçeada, Bozcaada vesaire bize bırakıldı. Yani düşünün, Çeşme'den 20 dakika uzaklıkta Yunanistan adası var. Hatta böyle şebekeler karışıyor. Aa, bu arada biz ne kullanacağız orada? Eyvah! Doğru, paket almamız lazım. Vodafone yoksa. 20 dakikada geçiyorsunuz. Çok güzel bir ada dediler. Gezilecek, görülecek yerler de var. 2 gün yeterli olur dediler. Sakız Adası'nın ismi de zaten sakız ağaçlarından geliyormuş. Yegane sakız ağaçlarının en iyi olduğu bölgeymiş. O yüzden de ada Sakız Adası olmuş. Şimdi ilerleyen dönemde ben sizi gezerken de öğrendiklerimi daha sonraki araştırmalarımda aktaracağım. Ay 2 dakika konuştum bile. Vlog isterseniz de, bu arada arkadaşlarım biliyorsunuz ben sosyoloğum, meraklı ve gezgin bir yapıdayım zaten. Her gittiğim yeri çekerim bundan sonra. Siz yeter ki izleyin, beni de özleyin ve merakla bekleyin. Hadi devam ederiz, bye bye. Ödemelere doymuyoruz. Bu neyin parasını ödedik biz 214 liraya? Osman Gazi ile birlikte arkadaşlar bir arada 60-70 yıllık bir şeyler ödedik. İzmir'e gelene kadar 500 lira otoban parası veriyorsunuz. 2000'e yakında benzin parası veriyorsunuz diyelim. Oturun evine istiyormuşum. Ben de vallahi oturacağım evimde. Bakın bu gideceğimiz liman birazdan. Şu karşısında Sakız. Yani resmen İstanbul'da adalar kadar. Ay dur, nereye gidiyor? Batarken güneş ardında tepelerin, Çeşme'ye geldi Ezgi Güler'in. Arkadaşlar saat 5. 6'da gideceğiz pasaport kontrolü vesaire. Onun öncesinde Çeşme Marina'ya geldik. Şu güzelliğe bakın. Bir kumrumuz yok mu burada? Ben... Vallahi sıra bile yok arkadaşlarım. 2 dakikada geçti ama biz şöyle bir kekoluk yaptık. Harç bunu almayı unutmuşuz. Devlete çıkmadan 150 lira takacaksın. Tabii takın demem mümkün. O bize takıyor her zaman. Dünyanın en saçma şeyi şu değil mi? Ülkeden çıkıyorsunuz, çıkma parası ödüyorsunuz. Neyse, size şimdi duty free'yi gezdirmeme gerek var mı bilmiyorum. Böyle bir yer. Ufacık bir alan. Şurada pasaport kontrolü. Burada da vapurla 20 dakikaya favorilerim çıkmış. Yunan adasındasınız. Duty free'den çıkınca böyle bir kapıdan gemiye gider yasıyla. Şu galiba arabalı vapur arkadaşlar, biz buna binmeyeceğiz. Şurada böyle bir dinlenme alanı var. Ve TC ürünleri terk edeceğiz. Görüyor muyuz? Gözüküyor mu hocam? Heyecanlıyız. 7 dakika sonra Yunan'da şaka bir yana ben biraz yoruldum. Yarım saat rötarlı kalktı. Yarım saat de yol. 8.20 geçiyor şimdi. Bu da biliyorsunuz ki pasaport kontrolü. Şimdi buraya da Yunanistan'a giriş yaptı. Olaya girecek. Ada bayağı büyükmüş bu arada. Nasıl olacak bilmiyorum. Yoruldum ya. O akşam yemeği yemek istiyorum.
uyusuz halimi gördünüz ilk defa. 5 dakika pasaport kodlarından geçtik, hemen bir taksi bulduk, taksiye bakın. 14 euroya bize şehir merkezindeki otele yolluyor. Diyor ki benzinler çok arttı, indiremiyoruz, 10 euro pazarlık yapacaktık da neyse. Şimdi otele gideceğiz, hazırlanıp çıkacağız, çok acıktık. Hadi bye bye. Anam, otelde düğün var. Bu Moda Deniz Kulübü değil mi ya? Biz o kadar gittik. Şöyle beach, bu arada deniz en güzel olan bölgedeyiz. Böyle bayağı serçe parmaktan bile küçük, böyle kılçılda yenilen bir balık bu. Barbun porsiyonlar inanılmaz büyük. Bu da Greek salat. Söğüş diyebilirsiniz, o ekmekler atılır. Bu da caciki. Ne olduğunu biliyorsunuz, cacık. Porsiyonlar bayağı iyi bu arada. Ev yapımı şaraplara da 80 lira. İnanılmaz. Baby fish. Nasıl yoruldum. Gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. Yemek yiyince iyice ağırlaştık. Otele çok yakın bir yerde böyle bu arada. Bir yol var. Oradaki bir kafeye geldik ve şuradaki ışıkları yanan yer çeşme. Yani normalde Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya görmeye çok alışmıştık ama Yunan'dan ülkemizi görmeye çok şaşkınlıkla izliyoruz. Güzel, keyifli ama bugün biraz dinlenmemiz lazım ki yarını çıkaralım. O yüzden geçelim. Videoyu kapatacaktım ama tatlı isteyelim dedik. Buranın işte lokal tatlısı ne falan dedik biz de. Böyle sakızlı makızlı bir şey anlatıyor. Sakız Adası'nda zaten liköründen tutun tatlısına her şeyi sakızla yapıyorlar. Biz bunu getirdiler. Biz şok olduk. Bu içindeki şey sakız ama böyle o kadar tatlı bir damla sakızı ki. Böyle emiyorsunuz. Tekrar kaşığınızı suya batırıyorsunuz. Tekrar alıyorsunuz ve mideye sindirimi aşırı iyiymiş. Yani bildiğiniz falım gibi. Tatlı falım. Aklınızda olsun yani, tatlı diye bu gelirse şaşırmayın. Sakızınızı suya koyuyorlar. Bunun adı submarine. Batıyor ya. Videoyu kapatamıyorum. Otele geldi bu yemeğe. Var demişim ya. Bana falan mı diyor? Fatih Bey'in düğüne yanladık. Baktım bu kıyafetle bir de düğüne yakışırım. Sivas'ı. İkinci günden günaydın. Ay saçıma şak böyle başladı. Arkadaşlar. Bir sifon sesi geliyordu. Yani sen gidersin bütün akarsu yatak odasından akıyor. Neymiş ya o resim. Neyse saat 10.30'daki kahvaltıya yetişmeye çalışıyoruz ama odayı değiştirmek istiyorum ben. Çünkü bir yerde tuvalet kötüyse yok yani benlik değil. Çünkü su gideri gitmiyor, sifon ses çıkartıyor falan filan. Dünkü düğüne yanladık ya biz. Yanlamak derken yani hani eğlendik falan. Damat demiş ki bunlar kim? Biz de bir otelde kalıyoruz. Yani numara parası neyse veririz, ne içiyorsak yiyorsak falan. Saat 3'e 4'e kadar devam etti düğün. Bildiğiniz bütün Türk çifte tellerini çaldılar. Ben daha güzel oynadım. Şimdi 10.30'daki kahvaltıya yetişmeye çalışacağım. Biraz da kadına cırlayacağım yani. Buranın en iyi ikinci oteli. Ama resmen eziyetti yani. Sifon sesi ayrı, su akarı gidere gitmiyor. Dur, kadına gideceğim. Kahvaltıyı göstereyim size. Benim tersim de çok pistir ha. Düğün halisi burada. Onlar bir gitsin de biz odamızı değiştirelim ya. Wow. Yani Sakız Adası arkadaşlar. Ada ufak dedik gerçi bayağı büyük bir yer de. Şöyle. Aa, Türkçe sesleri duyuyor musunuz? Bir şey çıkmadım daha ya. Meylemiyorsun. Gördüğünüz üzere denize girdik. Arkadaşlar yani taksiden Osman Bey'e kadar gidiyorsunuz. Anca boyunuz oluyor. Yürümekten yoruldum gerçekten ama sonra güzel, güzel.
duşumu aldım, süslendim. Şimdi şehir merkezini keşfe çıkıyoruz gerçekten. Çok merak ediyorum çünkü dünden beri sadece gördüğümüz otel ve civarı oldu. Bu arada otele 15 euro civarına geldik. Dolandırılmışız, 5 euro fazla almış bizden. 15 dakikalık mesafeyi 10 euro civarında getiriyorlarmış, aklınızda olsun. Gidelim de sakızlı bir şeyler yiyelim, içelim. Bu arada video biraz uzun oldu galiba arkadaşlarım. Benim çenem düşük biliyorsunuz. Umarım zevk alıyorsunuzdur. Almıyorsanız da hızlandırın, izleyin o yol. Sizi sakızı gezdiriyorum. Ve sakız meydanına hoş geldik arkadaşlar. Güzel ya. Ben meydanı sevdim. Böyle bir yol var. Şeye, Selanik'e benzettim açıkçası. Şurada kafeler var görüyorsunuz zaten. Ama şu an boşlar. Ya resmen şu karşıda çeşmeyi görüyorum ya. Canım vatanım. Mastik sakız demek biliyorsunuz. Sakız adası sakızlarıyla meşhur ve burada da bir sürü sakızlı bir şeyler var. Bakalım neler varmış. Burada kiosk sakız demek değil. Ne olduğuna bakamadım daha ama. Ürünler çok güzel. Buradan hediyeler alınsa. İçimde mastik var, çalıyor. Hediyelik eşyaların satıldığı bir yer. Bak bunlar mastik. Sakız yani. Çok benziyor ya. Her şey, sattıkları şeyler de bizim oranın şeylerine çok benziyor. Bakın peştemaller. Kios. Bakalım magazinde var mıyım? Yunan magazinine henüz düşememişim. Yani euro bu halde olmasına rağmen Allah, bence iyi. Bu arada meydandaki bir kafenin fiyatı. Türkçe yazıyor ya, Türkçe. Bir meydan var sahilin hemen arkasında. Şöyle şurada güzel bir bina var. O kadar kötü bir açıdan çekiyorum ki size. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Bakın böyle kafede oturan insanlar. Şarıl şarıl şelaleler. Yunanca, İngilizce ve Türkçe. Sipariş lazımsa arayın. Souvlaki tavuk şiş gibi bir şey. Giro da döner işte. Alın size buranın girosu. Böyle soslar koyuyorlar bizden farklı olarak. Yok, seviyorum ben yani. Bizim dönerde böyle şeyler yok. Ben galiba tavuk yiyeceğim ya. Bir domuz budur. Bu ne? Bu mu souvlaki? Alın size Greek döner. İçinde yok yok yani, döneri bulan aşk olsun. Burada bu arada bir tavuk, bir de pork var yani domuz etiyle. 59 cent'e kolanız. 2.8'de de döneriniz. Yani toplam herhalde 3.5 desek 60 lira mı? 50 liraya karnınızı doyurursunuz. Yani döner harika, her şey tadını alırsın. Kumpirin ekmek arası ayrı gibi değil mi? Yani bir frappe daha iyi manzaralı nerede içilir arkadaşlarım? Bu nasıl bir manzara? Sakız bile bu kadar güzel olduğunu bilmiyor herhalde. Siz sakızı benim gözümden izliyorsunuz, şanslısınız. Şimdi bu normal kahveden farklı olarak, bu arada kahve, süt, şeker var ama o kadar yoğun ki şu köpüğü görüyorsunuz değil mi? Buna bittikçe su ilave ediyorsunuz, bittikçe su ilave ediyorsunuz ve tekrar bir saat boyunca frappeyi içebiliyorsunuz. Bunun en büyük özelliği frappenin yavaş içilmesi. Bir de bize ikram glutensiz dedi ama ben çok inanmadım. Üstünde pudra şekeri var. Kek verdiler. Çok tatlı kız da ya. Bayıldım, mekana bakın. Böyle bir yer. Bence buranın en güzel mekanı. Mekandaki çocuk bize burayı önerdi. Çünkü neden? Bakın tabaklar kırılacak bu akşam. Eğer vazgeçmezse. Yok mu bir sirtekimiz? Sahilden hemen geliyorsunuz. Kale deniliyor. İçeride avludaydı, Adem'e gösterdiğim kafelerin olduğu
bölüm. Şimdi şöyle bir bilgi de vereyim size. Araçlar çok az sayıda olduğu için araç kiralamak istiyorsanız ön rezervasyon yapın. Günlük 50 euroya araç kiralıyorsunuz. Motosiklet kiralamak istiyorsanız da günlük 25 euroya kiralayabilirsiniz. Adanın kuzeyi ve güneyi diye iki tane gezilecek rota var ama kuzeyinde çok önemli şeyler yok. Güneyi gezin dediler. Biz araç bulamadığımız için yarın pazar günü yani 11.30 ile 4.30 arasında ekiple birlikte bir güney turu yapacağız. Size zaten detayları anlatırım. Kişi başı 20 euro ödüyorsunuz. 5 saat boyunca güneyinde neler var neler yok onları gösterecekler bize. Ya acaba diyoruz ki oteli sürekli 10 euro 15 euro taksi parası veriyoruz. Onun yerine 25 euro araç yok. Motor kiralayıp mı gitsek dedik de yarın bavulları nasıl getireceğiz onu düşünüyoruz. Dur bakalım. Görüşürüz neye karar vereceğiz. Yani köşede gir ya. Para niye taraf köşe? Hadi. Türkçe, Yunanca karıştı vallahi. Arkam atlayın sizi gezdireceğim. Adanın kuzey tarafına bakalım dedik. Zaten 10 euro gidiş, 10 euro geliş, 20 euro biz taksi parası verecektik her arkada. Bu akşam şu merkeze geleceğiz. 25 euroya dedik. Motorumuzu kiralayalım. Yarın bavulları ne yapacağız ama onu düşünüyoruz. Neyse olmadı akşam motoru teslim ederiz. Sabah da taksiyle geliriz yarın. Çünkü turdan sonra direkt vapura bineceğiz. Çeşme'ye döneceğiz. Vatanımı özledim. Atom karınca gördüm sayın. Nasıl olmuşum? Gerçekten atom karınca gibi. Ürün yerleştirmek istemiyorum. Kafamı sağa sola eğmem. Tık tık tık. Hazırsanız çuf çuflayalım. You go! Arkadaşlar ya motor ya araba kiralayın. Yani yukarılar, arkalar o kadar güzel ki bunu deneyimleyin kesinlikle. Yoksa biz buraları görmeden dönecektik. Sadece merkez var diye de eh diyecektik. Bakar mısınız? Of. Şey çok ilginç değil mi ya? Burası Yunanistan ya. Bakın şu karşısı. Çeşme. Ayrı güzel, gündüz ayrı güzel. Şurada da bir kafe var. Görüyor musunuz şu? Ama gitmeyeceğiz. Bizlendik. Akşam yemeğine, tavernaya gidiyoruz. Yani taverna dediğimiz aslında restoran böyle eller havaya değil ama biz canlı müzik yapan bir yer istiyoruz. İnşallah buluruz. Rezervasyon yaptırmadık. Merkezde bakalım birkaç yeri önerdiler. Şansımızı deneyeceğiz. Nasıl olmuş o? Şeker kız. Ezgi. Kalesinin olduğu yeri yanındaki bir kafeye bakmaya geldik ve az önceki yürüdüğümüz o yolun karşıdan işte görüntüsü böyle bakar mısınız? Karınca kadar. Burası da vapur iskelesinin yanındaki kafe. Böyle Luca gibi bir şey. Bence güzel ya ortam. Ama biz buzo ve sirtek istiyoruz. Çılgın bir Yunan gecesine hazır mısınız? O zaman çutuflayalım. Thank you.
günaydın arkadaşlarım. Son günden merhaba. Yine çok geç yattık ve saat 9.30'da uyandık. Çünkü hem bavulumuzu yapacağız hem kahvaltı yapacağız. 11.30'da da meydanda tura katılacağız. Sonra otobüsle birlikte bir 4 saatlik adanın güney bölgelerinden önemli olan yerleri gezeceğiz. Arada bir mola vereceğiz. Bir dönerimize gironuzu yeriz. Dün akşam o kadar eğlendik. Uzun zamandır bu kadar eğlenmiyordum. Yemekler vasat da her şey çok kızartmaydı. Ben o yüzden ekmek, patates, yoğurt ve peynirle geçirdim. Ama limitsiz uza vardı ve böyle 5-6 şeyler falan döndü. Yan taraflar herkes Türk olduğu için zaten bir yerden sonra milliyetçilik akımıyla birlikte birbirimizle kaynaştık. Ama bir tane amca vardı. İnanılmaz oynuyordu. Zaten 75 yaşındaymış. Pardon 79 yaşındaymış. Hatta bugün de doğum günü. Kutlu olsun, belki izliyordur ama anlamaz bile. Yani insanlar Türkiye'de belli bir yaştan sonra eğlenmek sanki yasakmış gibi davranıyor. Ama o kadar keyifliydi ki bu buranın yaşlıları, genci, herkes o kadar güzel oynuyor gibi de bir lirikleri var, biri oynuyorlar. Tabii ki Ezgi Güler'in sahneden inmedi, bütün alkışları topladı. Zaten adamlar da kadınlar da o kadar sempatik ki bırakmıyor. Siz hemen sarılıyor, tabaklar kırıldı bilmem ne derken. Sakız Adası'nın gece hayatı çok iyiymiş. Sabah 4'e 5'e kadar devam ediyor. O mekandan çıktık, yanındaki bara gittik. Orada da bir drink aldık. Ve böyle bayağı genç vardı. Çok şaşırdım. Bu kadar insan Sakız'da gündüz nereye saklanıyor diye düşündük. Eğlenmek istiyorsanız 20 dakikalık mesafede Yunan Adası olan Sakız'a gelin dedim. Şimdi biz kahvaltıya gidelim. Sonra turdan devam edeceğiz. Bye bye. Ön dolaş merkezi. Akşamüstü Kalisper arıyoruz ve yatarken Kalinihta. İyi geceler. Yasu merhaba, Yasas merhabalar. Bugün akşama kadar A1 seviyesinde Yunanca öğreneceksiniz, merak etmeyin. Bir ticaret ağı var. Cenevizli aile ticarete başladıktan sonra buraya 300'e yakın harika malikane inşa ediyorlar. Sakızın, damla sakızının mideye, dişe, ağız yaralarına, her şeye iyi gelmesi. Hemen alalım. Duracağız şimdi. Bu arada iyi ki tura gelmiş. Başta biraz uykusuz kaldım diye laf ediyordum ama adanın bütün tarihçesini, sakızın önemini ve nasıl geliştiğini vesaire her şeyi öğreniyorsunuz. 20 euroya 4-5 saat boyunca tüm adayı tur edeceğiz güney tarafına. Pirgi köyüne giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burası zamanında korsanlar adadan sakız çalmaya geldiği için korktuklarından deniz kenarı değil de daha iç kısma yapılan bir köy. Bir kapısı var. Sabah açılıyormuş işte zamanında. Akşam kapanıyormuş kendilerini korumak için. Ay sokağın güzelliğine bakın. Evin önünde su şişeleri var kedileri kovmak için. Çok enteresan. Ya inanılmaz güzel. Frappe'den sonra Yunan bir arkadaşım dedi ki Freddo Cappuccino içeceksin. Freddo Cappuccino'da bakın. Yani bildiğiniz soğuk cappuccino. Çok güzel kahveleri ya. Güçlü bayağı. Bakalım. Ben şeker sağdım. Uy çok acıymış kahvesi. Süt köpüğü de yukarıda. Ben anlamadım. Bunu karıştırır mı içeceğiz? Yavaş mı içeceğiz frappe gibi bilmiyorum ama benim favorim frappe. Hem de su dök dök iç yani. Sabahtan akşama bir kahve içip oturuyorlar derler ya mekanda. Aynen öyle.
Turumuzda bir saatlik yemek molası için çok güzel deniz kenarında bir restoranda durduk. Gelsin Greek salatlar. Zaten anca domates peynir yiyoruz. O Greek salatamızı söyledik. Souvlaki yiyeceğiz. Souvlaki de şiş tavuk demek. Onların hepsini göstereceğim. Bir de yerel bir birası var. Mitos bizim Efes gibi. Ama ürün yerleştirme oluyor değil mi? Ceza yemem. Reklam diyelim de. Her neyse onların hepsini göstereceğim size arkadaşlar. Hızlı anlatıyorum çünkü çok uzun oldu değil mi video ya? Bana bıraksana ben konuşurum sen. Biraz acı geldi bana. Ama yani normal bir de işte. Asidik su. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Ben bir daha yemem ama otobot bana çok korkunç. Göstereyim. Bu arada arkadaşlar damla sakızını her şeyde kullanıyorlar. Cilde, dişe, mideye her şey inanılmaz iyi geliyor. Bakın bu damla sakızı. Bunu alıyorsunuz sakız gibi çiğniyorsunuz. Ufak lokmalarla çiğneyin dedi. Çünkü çene kasını artabiliyormuş. Diş macunu aldık. Diş etine ve diş beyazlığına çok iyi geliyormuş. Bakın bu sakız ağaçtan böyle akıyor. Bu arada 50 gram mı ne çıkıyormuş bir ağaçtan. Daha sonra kuruyunca da işte bu oluyor. O yüzden Eylül'e kadar yağmur yağmaması lazım sakız oluşumu için. Bu da damla sakızlı tütsü. Yakıyorsunuz çakmakla. Bütün ev ortam damla sakızlı kokuyor. Bu da ilk akşam yemiştik yani submarin demiştik. Şöyle bir bardağın içine bir tatlı kaşığı atmışlardı. Damla sakızının macun hali. Eme eme yani yiyorsunuz bayağı güzel tadı. Şekerli damla sakız aromalı bir şey. Mideye ve sindirime iyi geliyormuş. Ev klasiko kalamar söyledi. Bu da zucchini biz patlıcan bekliyorduk da bayağı mücver çıktı ya. Kabakmış. Neyse her şeyimizi almışlar size souvlaki. Bu arada bir kişilik porsiyonu 3 tane bayağı. Tavuk mu bu ya? Tabii ki tavuk olmaz yani. Porku getirmişler bize. Bizi günaha sokacaklar. Yemedik geri yolladık. Arkadaşlar yemekler vasat. Yani 3 gündür yediğim hiçbir yemekte wow olmadım. Buradaki mücver bir iyi gibi. Onun dışında patates yani. Tabii boşuna sevmiyorum karpuzu. Her türlü durumdan beni kurtarıyor. Bununla doyuracağım karpuzu. Esta köyündeyiz şimdi de. Burası da ikinci en meşhur yer. Allah'ım surların içinde gibiyiz. Vallahi sakız adası beni şok etti. Oh, vah ya o kadar güzel kokuyor. Şu ikisini de deneyin buraya gelince. Diğerleri her yerde var zaten. Biri kafe dedikleri de bizim Türk kahvesi. Helal be. Yoksa meşhurmuş. Evet ya şunların tadına baktınız mı? Bakmadım çok keskin kokuyor ama. Deneyelim mi? İstiyor musun biraz? İstiyorum. İstiyorsun. Yorgo Bey istiyoruz. İstiyorsun ya. Şerefe. Alev çıkıyor ağzımda. Mikrop öldürüyor. Mikrop öldürüyor. Valla yeni bir şey. Kuzu kokoreç. Bir çevirme. Bu bir mastikli dondurmamız ya. Mastik damla sakızlı. Çok sevmem normalde. Ben yoğurtlu dondurma çok seviyorum. Şuradaki olabilir sıfır şeker ama. Bir top mastik yiyelim bakalım. Emesa köyünün özelliği de 1360'lı yıllarda Cenevizliler geliyor. İlk buraya yerleşke kuruyorlar. Ve böyle bir hayata atılıyorlar. Çok eski, çok tarihi yani. O kadar eski yapılar falan böyle sanki zamanda yolculuk yapmış gibi hissediyorsunuz. Ama o içeriden çıkınca dışarısı da bağcılar gibi oldu anlamadım. Şimdi son durağımız sakız ağaçlarını birebir yakından göreceğiz. Çok heyecanlı. Artık sonra da vatanıma, yurduma dönmek istiyorum. Yeter, yoruldum. Su böyle serpiyorlar. Sonra ağacın gövdesine bakın böyle yarıklar açıyorlar.
Yarıklardan aşağıya doğru ve kaşıp şıp damlıyor. Kirli parçalar. Bu parçaları temizlemek için o kadar uğraşıyorlar ki 15-20 gün sonra topluyorlar. Böyle paraşlarla, süpürgelerle eve götürüyorlar. Bunlar damlıyor. Yerdeki tozla da kuruyor. Evet. Sonra yıkıyorlar. Vay be. 3 su yıkıyorlar. Sonra da içindeki taşları temizliyorlar. Bakın şöyle yaprakları alın. Yaprağı ikiye kırın. Kalsiyum karbonat karışımı, beyaz toz bu aşağıdaki. Mastika kokusu alırsınız. Bu ağacın erkek dişisi çok var. Güzel kokuyor. Erkek daha çok sakız veriyor. E o bizim o beyazın içindeki o beyaz bu beyaz değil mi? Bu. Şekerlerden geliyor. Bildiğiniz mi bilmiyorum şimdi. Bu ağacın gövdesinden damla damla şu yere bir kalsiyum karbonatlı yere o damlalar düşüyor. Sonra o orada kurumaya başlıyor. Ve mucizevi bir şekilde adada sadece güneyde oluyor bu. Kuzeyde olmuyor. Başka adalarda da çok zor. Ve o kuruduktan sonra elekten geçiriliyor, temizliyor. Yaprağı ikiye bölün, koklayın dedi. Sakız kokuyor. Çok güzel bir şey ya. Her şey bir mucize aslında. Gerçekten şükredin arkadaşlar. Kamu spotumu da verdim. Bu arada kanala da abone olun. Olmadıysanız da kalbimi kırıyorsunuz. Bir yorum, bir like attırıverin. Şu elimde telefonla Acun Firar'da gibi geziyorum bak. Her şeyi anlatamadım. Geldim. Ve güzel sakıza veda vakti geldi. 6'da bizim Ertürk'le gidiyoruz. Bir saat önceden geliyorsunuz, sıraya giriyorsunuz. 400 tane Türk ya da işte adadan çıkacak insan vardı. O yüzden erken geldik. Gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar umarım çok eğlenmişsinizdir. Şahsen ben 2 gün boyunca çok eğlendim. 2 gün yeterli bir süre. Bir gün daha kalsam sıkılırdım. Ama kesinlikle sakıza geliyorsanız sadece merkezde değil güney turunu yapın. Motor kullanabiliyorsanız motor yoksa arabayla da turlayabilirsiniz diğer kalan kesimleri. Ben turda çok güzel bilgileri öğrendim. Gerçekten de çok güzeldi. Yemekleri genel olarak çok beğenmedim. Porsiyonlar büyük. Fiyatlar çok uygun. Yani 2 kişi 2 günü tüm böyle vapuruydu bilmem nesi gelmesi konaklaması derken kişi başı 5000 liraya yaparsınız. Çok rahat bir şimdi. Gece hayatı da var. Sabah 3'e 4'e kadar canlı müzikler, işte publar, klaplar var. Eğlenmek istiyorsanız da güzel bir kaçamak yapacağınız yakında bir yer. Umarım faydalı olmuştur. Umarım izlersiniz de böyle vloglar çekmeye de devam ederim. Ben çok keyif aldım. Biraz uzun oldu ama her şeyi de göstermek istedim. Çenem de düşük zaten biliyorsunuz. Ama bence 60'tır video. Merakla bekliyorum yorumlarınızı. Nerelere gittiğimi de neleri önerdiğimi de açıklamaya ekliyorum. Okursunuz artık giderseniz. Bir sonraki durakta görüşmek üzere ya da dizi yorumunda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Türkiye'yi özledim ya. Gideyim de bir rahat rahat internete gireyim. Bye bye.